Atatürk'ün Kur'an ahlakına uygun kişiliği. 1. bölüm. Atatürk güzel ahlakıyla hem Türk milletine hem de tüm dünya milletlerine örnek olmuş eşsiz bir liderdir. Atatürk Allah'a gönülden iman eden ve İslam'a çok değer veren samimi bir dindardır. Büyük Önder bir konuşmasında samimi ve içten bir şekilde Allah'tan, İslam'dan ve Kur'an'dan saygı ve bağlılıkla bahsetmiştir. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Hepimiz dindarız. Atatürk, Kur'an-ı Kerim okumayı ve dinlemeyi çok severdi. Atatürk, Kur'an-ı Kerim'e olan bağlılığını, onu kitab-ı ekmel, yani en mükemmel kitap diye tanımlayarak dile getiriyordu. Dolmabahçe Sarayı ve Çankaya Köşkü'ne hafızları çağırtarak sık sık Kur'an okutmuştur. Bu konuyla ilgili Atatürk'ün günlüğünde kendi el yazısıyla aldığı çok sayıda not bulunmaktadır. Atatürk'ün günlüğünden bazı notlar. 9 Mart 1922 Perşembe, Sivrihisar. Saat 8'e doğru akşam İsmet Paşa geldi. Evvela yemek. Yemekten sonra 10 Mart için program kararlaştırıldı. Ondan sonra hafıza Kur'an okuttu. 10 Mart 1922 Cuma, Aziziye. İsmet, Yakup Şevki ve Selahattin Paşalar gelmişlerdi. Beraber yemek yedik. Bazı telgraflar gelmişti. Gördük. Hafıza Kur'an okuttu. Saat 10'da gittiler. 17 Mart Cuma, Akşehir. Karargaha dönüş. Saat 8'e kadar yalnız kaldım. Mustafa Abdülhalik Bey geldi. Hafıza Kur'an okuttu. 20 Mart Pazartesi, Akşehir. Fahrettin Paşa ve kurmayını yemeğe davet etmiştim. Hafıza Kur'an okuttu. Cebinde de sürekli taşıdığı Kur'an var. Anıtkabir'de görebilirsiniz. Tabii sergileniyor yani. Sürekli hiç yandan ayırmadığı Kur'an'ı var. Cebinde taşıdığı. Alimdir Atatürk. Yani Kur'an okumayı gayet güzel bilen bir insan. Böyle tefsir yapmaktan, Kur'an'ı anlamak, yorumlamak için gayret etmekten zevk alan bir insan. Atatürk, dinimizde emredildiği gibi barış yanlısı bir insandır. Atatürk, İslam ahlakının barışçı özelliğini kendisine rehber edinmiştir. Atatürk'ün siyasi doktrini, aynen Kur'an'da emredildiği gibi, mecburiyet olduğunda savunma amaçlı olarak savaşmak, ancak asıl olarak barış yanlısı olmaktır. Onun ünlü, yurtta sulh, cihanda sulh sözü, bu konuda tarihe geçmiş bir slogandır. Atatürk diyor ki, Cumhuriyetin dış siyasada özenle güttüğü amaç, uluslararası barışı korumak ve güven içinde yaşamaktır. Komşularımızla dostluk ve iyi geçinme yolunda her gün biraz daha ilerlemekteyiz. Ben zoraki ve insafsız davranmayı bilmem. Ben kalpleri kırarak değil, kazanarak hükmetmek isterim. Atatürk son derece merhametli, şefkatli ve bağışlayıcı bir yapıya sahipti. Yakın çevresinden bir dostu, Mustafa Kemal'i şu sözlerle anlatmıştır. Duruma göre esnek davranmasını bilir. Kimseye asla kin tutmaz. Ne kadar kızarsa kızsın, bir zaman sonra onu affeder. Olanları unuturdu. Atatürk'ün vasiyeti. Atatürk'ün dindar kişiliğini gösteren sözlerinin en ünlü olanlarından biri ise, kuşkusuz vefat etmeden önceki son sözleridir. Başbakan kanalıyla tüm dünyaya açıkladığı ve Türk milletine manevi bir vasiyet niteliği taşıyan bu son sözlerinde Atatürk şunları söylemiştir. Bütün dünyanın Müslümanları, Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği yolu takip etmeli ve verdiği talimatları tam olarak tatbik etmeli. Tüm Müslümanlar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi örnek almalı ve kendisi gibi hareket etmeli. İslamiyet'in hükümlerini olduğu gibi yerine getirmeli. Zira ancak bu şekilde insanlar kurtulabilir ve kalkınabilirler. Atatürk, dine muazzam sahip çıkan, çok candan peygamber sevgisi, Allah sevgisi olan bir insandı. En başında da öyleydi, en sonunda da öyleydi. Mesela en sonunda konuşması var, ölümünden bir ay önce yaptığı konuşması var. Peygamberimize tam uyalım diyor. Kur'an'a tam uyalım diyor.
bitti. Yani artık bir ay önce, artık vefatın bir ay önce de bunu söylüyorsa, değil mi? İmam hatipleri açtırdı, ilahiyat fakültelerini açtırdı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdurdu. Kur'an tefsiri yaptırdı, Elmalı tefsir, Elmalı'ya söyledi, o çok güzel bir tefsir hazırladı. Efendim, Buhari-i Şerif'i tercüme ettirdi. Şimdi bilmiyorum sende var mı, öğrencilere Kur'an hediye ediyor. Kur'an'ı okuyup anlamaları temennisinde bulunuyor. Kendi el yazısıyla yazmış. Kur'an hediye ediyor. Kur'an tabii. Anadolu'ya on binlerce Kur'an dağıttırmıştır.